adayları ve Büyükşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir adayı ile birlikte seçimlere katılıyoruz. Bunun için sahadayız. Hastalık demeden, kar kış demeden, gece gündüz demeden Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için mücadele ediyoruz. Tabii, yorgunluk değil, hastalık bizimkisi. Evet. Zatüre başlangıcı olduğumuz için bir de hava değişimi, astım da var. Onunla birleşince böyle bir öksüre dönüştü. İnşallah yavaş yavaş hastalıktan geçecek. 31 Mart'ta güzel bir haber aldığımızda, Türk milleti inşallah güzel bir netice verdiğinde hastalığımızın karşılığını da almış olacağız. Seçimler nasıl geçiyor? Tabi ordu beklentilerin çok yüksek olduğu bir vilayet. 2014 yılında 20'de 20 yapılmış bir vilayet. Yani AK Parti açısından baktığımızda 20-0 yapmış. Dolayısıyla artık üstü de yok, aşağısı da yok. Aşağıdaki her sonuç başarısızlık, rekoru yenilemekse başarı. Yani burada alınacak tek sonuç var Cumhur İttifakı için, 20-0 yapmak yeniden. Onun dışındaki sonuçlar dediğim gibi kayıp hanesine yazılacak sonuçlar olduğu için ister istemez Cumhur İttifakı bundan kaybetmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalacak. Biz de bunun olmaması için, 20-0 yapabilmek için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Ünye'de belediye meclis adaylarımız, Ünye ilçe başkanımız ve teşkilatımız, Ünye Ülke Ocakları Teşkilatımız, Ünye Kadın Kolları Teşkilatımız, bütün köy temsilcilerimiz, eski adıyla köy, yeni adıyla mahalle temsilcilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının beka için milli karar, cumhur için istikrar dediği hedefi gerçekleştirmek için tıpkı üç ilerli bayrak altında çalışmanın heyecanı ve mutluluğuyla sahadalar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkan adayı ve yöneticileriyle ve ilçe teşkilatıyla da büyük bir uyum içerisindeler, büyük bir ahenk içerisindeler. Çünkü bu seçim bir belediye başkanlığı seçimi kazanmaktan ziyade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın ifadesiyle Türk milliyetçileri için bir beka seçimi, Türkiye için bir beka seçimine dönüşmüştür. Beka nedir? Beka ne demektir? Bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı defalarca açıklamasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca açıklamasına rağmen maalesef Türkiye'de özellikle Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Sezai Temelli gibi birliktelik içerisinde olanlar bu bekayı ciddiye almaz bir tavır içerisinde bunun bir belediye seçimi olduğunu söyleyip ama özünde kendilerinin buna bile bunun belediye seçimi olarak görmediklerini göstererek bunun adeta 31 Mart'ta bir hesaplaşma seçimine dönüştüğünü ortaya koyan ifadelerini ve çok acımasız eleştirilerini her gün meydanlarda çok çirkin üslup ve seslerle duyuyoruz. Bu bir belediye seçimi olsa Hamzacığım, o zaman Sayın Akşener'in meydanlarda çıkıp insanları tahrik etmek adına terörist Denizli, terörist Aydın, terörist Antalya, terörist Burdur, terörist Isparta. Size niye terörist diyorum biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı size terörist dedi de onun için terörist diyor dedim. Terörist diyorum demesi mümkün mü? Ama mümkün. Görüyoruz sahada.
Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız Türk milletinin hiçbir ferdine terörist demedi. Sayın Cumhurbaşkanı öğretmen katili, polis katili, imam katili, kundaktaki bebeklerin katili, PKK'lı vatan hainlerine terörist ve onların sevicilerine terörist dedi. Yani PKK sevicileri teröristtir dedi. Bunun böyle olduğunu bilen Meral Akşener her gün meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'na laf yetiştirmek adına, Kemal Kılıçdaroğlu laf yetiştirmek adına Sayın Cumhurbaşkanı'na en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Ama aynı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Sezai Temelli diye HDP'nin boş genel başkanı olan bir zatın Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da AK Parti ve MHP faşizmine kaybettireceğiz söylemi karşısında şunu diyemiyorlar. Bir dakika Sezai Temelli. Burası Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Biz de Atatürk'ün kurduğu bir partiyiz. Cumhuriyeti kuran bir partiyiz. Veya Meral Akşener ben milliyetçiyim. Türk milliyetçisiyim diyor yeri geliyor. Başbuğun yolundan gittim diyor. Öyleyse niye demiyorlar? Bir dakika Sezai Temelli. Ne Kürdistan'ı? Kürdistan neresi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 250 bin tane Çanakkale'deki şehidin kanıyla sulanmış. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda ruhunu bulmuş. Ay yıldızı bayrakla kendini bulmuş. Şerefli bir cumhuriyettir. Ve burada da tek karış başka bir toprak yoktur. Haddini bil demeyenler Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyen Tel Aviv'deki Netanyahu'ya alkış tutuyor. Amerika'daki Trump'tan ses bekliyor. Brüksel'den ses bekliyorsa işte bekadan neyi kastettiğimizi ben inanıyorum ki Türk milleti anladı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlamadı. Cumhuriyet Halk Partililer bile anladı aslında. Emin olun Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, camide namazını kılan, Allah inancına en yüksek düzeyde bağlı olan Cumhuriyet Halk Partililer bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini temsil etmediğini görüyor. Bunu anladılar ama maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlamadı. Bakın Meral Akşener'in partisinden her gün onlarca istifa var. Bugün de dahil olmak üzere. Her gün onlarca istifa var. Her istifa eden ne diyor Hamza kardeş? HDP'li belediye meclis üyelerinin olduğu, HDP'nin desteklediği İyi Parti bizim hayalini kurduğumuz parti değildir. Böyle bir partiye destek verirsek Türk milletine ihanet etmiş oluruz. Şehitlerimize ihanet etmiş olur, haksızlık etmiş oluruz diyerek her gün İyi Parti'den istifa ediyorlar. Bunun farkında olan Akşener de meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir kere muhatap aldı diye mal bulmuş mağrip misali mutluluktan uçuyor. Her gün meydanları yıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana ne dedi? Hapse girersin dedi. Kellemi de versen bu yolda. Hayırdır kelleğen isteyen mi var? Ne yapsınlar kelleğen? Canlısı ne işe yarıyor ki kelleğin, ölüsü ne işe yarayacak? Kimsenin kelleğin istedi de yalandan kellemi bu yolda vermeye hazırım diyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'na sürekli takı. Bakın bir hanımefendi düşünün. Bekayı ne olduğunu bizi izleyenler anlasınlar. Burası sosyal medya olduğu için hakaret etmek için alta gelip yazı yazmayı bekleyenlere de ellerini vicdanlarına koyarak bir şey sormak istiyorum. Hanımefendi bir cumhurbaşkanı, hanımefendi olan bir parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kadın, bu ülkenin 81 milyonun cumhurbaşkanına Tarzan zorda diye seslenir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Tarzan mı? Bu nasıl bir ifade? Eğer bunu yakıştırıyorlarsa kendilerine, ha bunu yakıştıranlar var mı? Var. Şu an Türkiye'de bazı gözü dönmüş öyle kendini muhalif gören tipler var ki Recep Tayyip Erdoğan mı, Devlet Bahçeli mi, APO mu deseniz APO'yu tercih edecek kadar yoldan çıkmış olanlara sözüm yok. Bunlar için fark etmiyor. Bunlar için
Ne söylersen mutlu olup alkışlıyorlar. Antalya'da Meral Akşener bağırıyor. Terörist Antalya nasılsın diyor. Yıkıyorlar ortalığı iyiyiz diye. Biri de aşağıdan demiyor ki bu nasıl ifade ya, biz terörist miyiz? Ne demek istiyorsun sen demiyor. Kadın soğana düzeltiyor. Ben demedim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Yazıklar olsun. Nerede dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Kime dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Tekrar söylüyorum. Efendim diyor 2015 yılında da MHP'ye PKK ile bir dedi diyor. Onları da bir tuttu diyor. Şimdi beni tutuyor diyor. Beni muhatap aldı diyor. O kadar mutlu olmuş ki seviniyor. Elma şekeri bulmuş çocuk gibi seviniyor. Cumhurbaşkanı beni muhatap aldı diye. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten bunu muhatap almamalıydı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhatap alıp teklif etmedi. %8'de kaldı. Bu dönem zaten %3'ü geçemeyecek Türkiye'de. Bununla bir hafta daha mutlu olacak. Bunu mutlu etmemek için Sayın Cumhurbaşkanımız bunu tek kelime ağzına almamalıydı. Ha ben diyor 28 Şubatçılardan korkmadım ki diyor. Senden korkayım. Biz Sayın Akşener'in neden korkup korkmadığını iyi biliriz. Sayın Akşener'in kimlerle beraber olduğunu da biz iyi biliriz. Efendim bir bildiği olan açıklasın. Sayın Genel Başkan'ın güzel bir sözü var geçen akşam. Biz ispiyoncu değiliz, neyi açıklayacağız? Devletin elinde bütün bilgiler var, bütün belgeler var. Yurtta sulh, cihanda sulh deyip ortalığı yıktın. 15 Temmuz günü hain şerefsiz bir darbeci zihniyet çıktı. Onlar da kendine yurtta sulh konseyi dedi. Bu tesadüf mü? 15'inde başbakan olacağım dedin. Seçim yok ortada. Herhangi bir oylama yok. Milletvekili değilsin. Mecliste partin yok. Neye göre 15'inde başbakan olacağım dedin? 15'inde başbakan olacağım dediğin gün şerefsizler darbe yaptı. Dolayısıyla devletin MIT'inde, emniyetinde, istihbaratında gerekli bilgiler, belgeler vardır herkes için. İnşallah bunlar ortaya konulur. Ama bunların ortaya konulacağı söylendiğinde de ben korkmam. Ben Yusufiyeleri görmüşlerin akrabasıyım, arkadaşıyım. Ya bırak o işleri ya. Biz 13 yaşında hapis gördük ya. Sen cici yatağında sütün içip uyurken, annen pişirdiği çorbayı, sıcacık çorbayı yerken 13 yaşında sabah coplarla dayak yiyerek uyandık. Akşam coplarla dayak yiyerek yattık ya. Kime edebiyat yapıyorsun sen? Ama maalesef bu tür anlayışlar, bu tür sözler neyi gösteriyor? Bizim beka değişimizdeki sebebin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Beka meselesi olarak gördüğümüz bu seçimde de biz Milliyetçi Hareketçiler olarak Cumhur İttifakı kapsamında olan bütün her yerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte seçimden galip çıkmak için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Evet, bu arada Cumhur İttifakı'nda yani ortağınıza bazen zaman zaman AK Parti ülke teşkilatlarına da sistemleriniz oluyor. Çalışmalarını zayıf gördüklerinizden dolayı mıdır? Nedir? Mesela onları bazen reise şikayet ediyorsunuz. Yani şöyle Hamzacığım, mesela Gürgendep'e belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı, belediye başkan adayı yapılmamış, Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanında belediye başkan adayı yapılan şahsa ağzına geleni söylüyor. Bugün yaptığı, daha bugün yaptığı bir sabah kahvaltısında sözde reisi sevdiğini söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor. Ama aşağıda bir ders verelim diyor. Çay başında belediye başkanı olan şahıs gidiyor bir başka partiden aday oluyor. Çamaş'ta, İkizce'de Milliyetçi Hareket Partisi desteklenme kararı alınmış, aday yapılmış. El altından AK Partili bizim ismini iyi bildiğimiz tipler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışıyor. Dolayısıyla insan üzülüyor. Bu nasıl bir ittifak demek zorunda kalıyorsunuz? Yakışıyor mu demek zorunda kalıyorsunuz? 16 yıl boyunca beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda deyip Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanı yapıldınız, belediye meclis üyesi yapıldınız. Şimdi aynı Recep Tayyip Erdoğan size diyor ki sen dur filancı olsun. Olmaz.
küstüm, darıldım, ben yıkacağım, yakacağım. Yani Ünye Belediye Başkanlığından Ahmet Arpacı alınır, Ahmet Çamyar getirirken Ahmet Arpacı demedi ki, ben yakacağım, yıkacağım demedi. Hatırlayın 2014'e gidin, partisine çalıştı değil mi? Evet. Şimdi Ahmet Çamyar alındı, Hüseyin Tavlı getirildi. O zaman hiç kimsenin gücenmemesi, darılmaması, nefis yapmaması, kibir yapmaması ve muhalif tavır sergilememesi gerekir. Ama sergilediğini gördüğümüzde de isyanımızı dile getiriyoruz. Diyoruz ki AK Parti içindeki bazı AKP'liler bu ittifakı başarılı olsun istemiyor gibi görüyoruz. Bakın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş. Belediye başkan adayı yapılmadı. Cuma gün, Hamza kardeşim, Cuma günü Numan Bey'in geleceğinin bir gün öncesinde, Sayın Bakan'ın geleceğinin bir gün öncesinde belediyede çalışan 1040 tane yaşlı bakım hizmeti yapan, evde yaşlılara bakım hizmeti götüren 14 işçinin işine son veriyor. 93 tane adamı referansta işe alıyor. Referans olanlara bakıyoruz. Yayınlandı. Siz de görmüştürsünüz o listeyi. Evet. Referans olanların AK Parti ile hiçbir ilgisi yok. CHP'li olanlar var. Şu an başka aday olanlara çalışanlar var. Başka adayların yanında duranlar var. Şimdi bu Sayın Engin Tekintaş Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye hizmet etmiş mi oldu tam seçim arifesinde? Böyle bir şey yok. Olamaz. Mesela bakıyorsunuz işte, geçen gün bir tanesi çıkıyor diyor ki, Ordu'nun başkenti Fatsa'dır. Şimdi Ordu'nun başkenti Fatsa'dır dediğinizde ve bunu da 2-3 defa tekrar ettiğinizde siz AK Parti davasına hizmet etmiş mi oluyorsunuz? Ordu Türkiye'nin bir vilayetidir Hamza kardeş. Türkiye'nin başkenti de Ankara'dır. Böyle bir ihtiyaç mı var Ordu'da, başkent mi arıyoruz? Orduyu devlet ilan ettik de haberimiz mi olmadı? Orduyu özel bir yer ilan ettik de haberimiz mi yok? Orduya başkent mi lazım? Ordu'nun 19 ilçesinin birbirinden farkı yok. Her birisi birbirinden güzel. Her birisi hizmete ihtiyaç hisseden, hizmet arayan, her birisi birbirinden değerli insanlardan oluşan 760-770 bin nüfuslu bir iliz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar verecek en ufak tartışma, konuşma yapmamalıyız. Sözümüze, ağzımızdan çıkana dikkat etmeliyiz. Sonra Cemal Engürt bunları söyleyince, vay efendim ittifakta sıkıntı var. Var ittifakta sıkıntı. Çalışmıyorsunuz. Aleyhte çalışıyorsunuz. Şimdi Kabadüz ilçesinde İyi Parti'den aday olan arkadaş kim? Mehmet Yılmaz. Kim Mehmet Yılmaz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkan adayı. Evet. Mehmet Yılmaz'ın yanında olanlar kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkan adayları. Korgan'da aday olan kim? Muhittin Açıcı. Kim Muhittin Açıcı? Çaybaşı'nda aday olan kim? Çatalpınar'da aday olan kim? Büyük Birliğin adayları. Kim bunlar? Ben Cumhur İttifakı'nın içindeyim diyen Mustafa Destici'nin adamları değil mi? Değiller. Zarar veriyorlar. Yalan konuşuyorlar. Cumhur İttifakı'nı bölüyorlar, parçalıyorlar. Cumhur İttifakı'nı kullanıyorlar. Bunları söylemeyecek miyiz? Bunları söyleyince kötü mü olacak? Kabataş ilçesinde AK Parti'den aday olanlar İyi Parti'ye çalışıyorsa AK Parti içinde AKP'liler var dememizin AK Parti'deki arkadaşlara bir zararı olmaması gerekir. AK Parti'deki arkadaşlar da bunu Cemal Engin'in doğru söylüyor diye görmesi gerekir. Hasta yatağımdan kalktım. Kabataş'ta miting yaptım. Akkuş'ta dün miting yaptım. Yaptığımız Kumru'da miting yaptık. Çamaş'ta miting yaptık. Gürgendepe'de miting yaptık. Korgan'da miting yaptık. Bunlara baktığınızda her birisi muhteşem kalabalıklarla, muhteşem heyecan ve coşkuyla geçen mitingler. Bunları niye yapıyoruz? İşte AK Parti içindeki AKP'lilerin Cumhur İttifakı'na zarar verdiğini gördüğümüz için birliği ve beraberliği bütün toplumun önüne
sermek, göstermek adına yapıyoruz. Şimdi biz bu özveride bulunurken, biz bu gayreti gösterirken, eğer Çamaş'ta ve İkizce'de kendine AK Partili diyenler, Gürgendepe'de kendine AK Partili belediye başkanı diyenler, partisinin aleyhine çalışırsa, partisinin adayının aleyhine çalışırsa, AK Parti buna bir çözüm üretmeli. Bir çare bulmalı. Ben seçimlere girmeden önce dedim ki, Engin Tekintaş derhal görevden alınmalı dedim. Çünkü aleyhte çalışıyoruz. Seçime giderken mantolama parası, seçime giderken asfalt paraları. Nedir bu ya? Bu milleti böyle birden bunaltmak, milletin üstüne gitmek, gümrükte Enver Yılmaz gider ayak işe adam aldı diye ortalığı yıktılar. Aynı Engin Tekintaş şimdi gider ayak. Ne oluyor Engin Tekintaş? Ne yapıyorsun ya? Yeğenin işe alıyorsun. Yeğenin çocuklarını işe alıyorsun. Halağın çocuklarını alıyorsun. Tam bir aile şirketi kuruyorsun. Bu panik ne? Nasıl olsa gelecek olan AK Partili işe girecekse rica edersin. Herkes gibi o da hakkıysa girer. Birilerini kuraya tabi tutuyorsunuz. Binlerce insan kura bekliyor. Gözü yaşlı bir şekilde ayrılıyor. Ama öbür taraftan 93 tane adamı ve bu adamların içerisinde AK Parti'den nefret edenler var ya. Sivil toplum örgütü başkanlığı yapıp AK Parti'nin aleyhine çalışanlar var. Adam AK Parti'nin aleyhine çalışıyor ya. Bu adamı sen tutup da referans gösterip de işe aldığında birini AK Parti'ye çalışan, AK Parti'ye hizmet eden, AK Parti için 17 yılını veren insanın gözyaşı akıtmasına sebep oluyorsun. Kim yapıyor bunu? Engin Tekintaş yapıyor. Yener Yalçınkaya yapıyor Gürgendepe'de. Dolayısıyla bunu, bakın geçen yine Aybastı Kabadaş Belediye Başkanı arasında yaşanan bir hadise değil mi? Evet. Aybastı Belediye Başkanımız pırıl pırıl bir insan. Kabadaş Belediye Başkanı haddini aşarak ya İzzet aday olmadıysa Perşembe Yaylası'nın yüzünden aday olmadı. Biz istedik diyor. Onun için aday olmadı. Bunlar seçim arefesinde söylenecek şeyler değil ki. Bunlar söylenmesi gereken sözler değil ki. Herkes ağzından çıkana dikkat edecek. Birlik beraberlik diyeceksiniz. Şimdi bakıyorum Ordu'da 19 ilçede büyük bir AK Parti'nin eski kadrolarında dağınıklık var. Israrla diyoruz ki toparlayın. Bucaklayıcı olun. Dışlayıcı olmayın. Bir kısmını Hamzacı Menverci diye dışlıyorlar. Bir kısmını bilmem neci diye dışlıyorlar. Bir kısmını bilmem neci. Ya kardeşim sonuçta bunların hepsi totalde AK Partili ya. Ne işin var senin kimci neci olduğundan ya? Herkesi kucaklayıp seçimi kazanmak durumundasın. Fotoğrafın hepsine bakmıyorlar. Tabii. Kaynaklanıyor. Bir de efendim şöyle bir gözlemimiz var bizim. Gitmiş olduğunuz mitinglerde özellikle sizin konuşmalarınızda halkta bir coşku var. Ama diğer adayların, milletvekillerinin konuşmasında vatandaşı kucaklayıcı, heyecanlandırıcı bir söz yok. Mesela geçtiğimiz günlerde yine Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting yapıldı. Oradaki milletvekili Ergun Taşçı, kalabalık var ama coşku yok dedi. Yani bu coşkuyu yaratamamalarının sebebi sizin her gittiğiniz yerde bir teveccüh, bir cümlenizle bile, bir kelimenizle bile anında halkın coşkulu olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi ben seninle seçimden önce bizim Ümit'le de seçimden önce yaptığımız sohbetlerde ne demiştim? Ceylan derisi koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatmayacağım. Ben bu milletin Akkuş'undan Ünye'sine, Mesudiye'sinden Aybastı Korganı'na 19 ilçenin ve Türk milletinin sesi olacağım demiştim. 9 aydır ben milletvekili olduğum günden bu tarafa daha hiç tatil yapmadım. Çocuklarım tatile gitti. Hatta en son yılbaşında 3 gün hanımla beraber, kızımla beraber Ürgüp'e gittik. Seçim başlıyor, dinlenelim dedik. 3. gün gelirken hanım dedi ki teşekkür ederim Cemal Bey, çok güzel tatil yaptık. Niye?
Çünkü 3 gün boyunca Ürgüp, Ortahisar, Üçhisar, Nevşehir, Nevşehir şehit aileleri 3 günü ben seçim çalışması gibi Nevşehir'de geçirdim. 3 gün boyunca hanımla kızımla hiç oturma bile oturamadık. Dolayısıyla ben fındık mücadelesi başta olmak üzere seçimin hemen ertesinde Arıcı'nın, Balıkçı'nın, Ünye Organize Sanayi'nin, Ünye Kültür Sarayı'nın, Akkuş'un, Kumru'nun yolları, Akkuş, Ünye'nin yolu, Kumru Tekkiraz, Akkuş, Niksar, bunları sürekli gündeme getirip ordunun sorunlarıyla ilgilendiğim için insanımız şöyle görüyor. Allah Cemal Engürt'ten razı olsun diyor. İyi ki Cemal Engürt'e oy vermişim diyor. Cemal Engürt'e oy vermeyen de diyor ki keşke ben de verseydim diyor. Helali hoş olsun diyor. Ordunun sesi oluyor diyor. Ordunun hakkını duyuruyor. Bir de şöyle Hamzacığım, yani işte basındasın. 16 yıldır ordunun ulusal kanallarda konuşup söz eden hiç vekili oldu mu? Orduyu duyuran, anlatan bir vekili var mı? Yok. Dolayısıyla insanlar diyor ki Cemal Engürt orduyu duyuruyor, orduyu anlatıyor, Türk milletinin hakkını, hukukunu savunuyor. O sebeple bizi kendinden görüyor, bizi bağrına basıyor, bizi kucaklıyorlar. Bizim her söylediğimiz sözün arkasında samimi bir şekilde duracağımıza inanıyorlar. Mesela dün Akkuş'ta ben konuşma yapıyorum. Dedim ki İsa kardeşimize ben geldim, şimdi oy istiyorum. İsa da duysun, bilsin. Bundan önceki 10 yıl ne yaptı etti bilemem. Ama bundan sonra ben kefil olduysam artık ben hizmetin takipçisi olurum. En ağır şekilde de hakaret etmem gerekirse ederim, yapmazsa dedim. İsa kardeşime buradan söylüyorum dedim. Ben bunu bütün belediye başkan adaylarına da söylüyorum. Yalandan proje muraje anlatıp durmayın. Ordulunun da Türk milletinin de ihtiyacı olan iş, aş, ekmek. Esnaf kan ağlıyor. Sifte etmeden dükkan kapatıyor. Müteahhitler patlıyor şu anda. Elinde daireleriyle patlıyor. Faiz %40 olmuş. Döviz almış başını gitmiş. Akaryakıtta 7 lirayı görmüşüz. Öyleyse diyorum piyasayı canlandıracak hizmetlerden bahsedin. İlçenize tekstil fabrikası, karton fabrikası, ayakkabı fabrikası, ilçenize sosyal tesisler, ilçedeki memurun göçmemesi için yaşanabilir bir ilçe yapmaya çalışın. Bırakın projeyi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına da aynısını söylüyorum. Boş verin uçuk kaçık projeleri. Milletin uçuk kaçık projeye ihtiyacı yok Hamzacığım. Ünye'de ne var? Hangi projeye ihtiyacımız var? Ünye'de yapılacak iş belli. Sen akşamın 12'sinde sahildeki işletmeleri kapatırsan, 12'yi 5 geçe kafelere ceza yazarsan, sen ne hizmeti yapmış oluyorsun ya? Yani ticaret yapılıyor, turiste 12'de kapatıyorum denir mi ya? Müşteriye 12'de kapatıyorum denir mi? Yani biz sanki bir Gestapo ülkesinde yaşıyoruz gibi. Saat 12'de kapatacak. Adam bu sefer Giresun'a gidiyor amcacığım. Samsun'a gidiyor. Oralarda 3'e 4'e kadar bütün mekanlar açık. Biz nerede yaşıyoruz ya? Dolayısıyla çözümlenmesi gereken sorunlar bunlar. Belediye hemen Ünye'de işi tekrar ekonomiyi canlandıracak önlemler almalı. Yani turizm sektörünün önünü açmalılar. Turizm alanları sanki zemzem suyu satan işletmelere dönüştü ya. O yok, bu yok. Turist ne yapacak geldiğinde? Turist ne içecek? Bizim dinimize göre bira haram. Turiste göre bira su. Ama bunu söylemeye bile cesaret edemiyor siyasetçiler. Aman dinden çıkarız. Ya dinle ne işi var bunun? Bunun Diyanet'le ne işi var? Yani Marmara'da, Ege'de, Antalya'da serbest bu. Orada iktidar AK Parti değil mi? Orayı AK Parti yönetmiyor mu ya? Giresun AK Parti, Trabzon AK Parti yönetmiyor mu? Yani Türkiye AK Parti yönetmiyor mu? Oralarda serbest. Bu ordu nasıl bir şehirse, bu orduda her şey yasak. Gelen vali de kafamıza vuruyor, giden vali de kafamıza vuruyor arkadaş. Hem turizmi canlandıracağız diyorlar, hem de 12'de işletme kapatıyorlar. İşte belediye başkanları bunu önlemeli. Bunu ortadan kaldırmalı.
Esnafın kaderiyle oynama bırakılmalı artık. Esnaf kirasını ödeyemiyor artık amcacığım. E gazetecilik yapıyorsunuz, reklam alabiliyor musunuz? Alsanız da parasını veremiyor. Niye? Para yok. Sifte etmeden dükkan kapatılıyor. E gençler işsiz, bunalımda. E bu gençlere iş sahaları yaratılmalı. E ünye organize sanayi. 5 lira 5 lira kurtarmaya çalışıyor, günü kurtarmaya. 5 milyon çıktı, bir 5 milyon daha çıksın. Neye ihtiyacı var? 25 milyona. Versene kardeşim 25 milyonu. Versen de 5 bin kişi burada ekmek yese ya. 5 bin tane genç kurtulsa ya. Ünye'ye 5 bin kişiyle beraber ayda 10 trilyon, 100 trilyon para girse ya. 5 bin kişi, ikişer milyondan 100 trilyon eder değil mi? Evet. Bu 100 trilyonun piyasaya girdiğini düşünsene. Ünye ekonomisinin canlandığını düşünsene. Verin diyoruz 25 milyon. E Sayın Bakanımız da buralı değil mi Numan Bey? E destek verirsin, el ele verirsin. İşte biz bu Cumhur İttifakı kapsamında bunların da takipçisi olacağımızı söyleyerek söz alıyoruz artık. Numan Bey'den de söz alıyoruz. Milletvekillerinden de söz alıyoruz. Belediye başkan adaylarında da söz alıyoruz. Bizim derdimiz kuru kuruya particilik değil. Şehrimizin canlanması, ekonominin canlanması, gençlerimizin göçmemesi, esnafımızın iflas etmemesi. Bütün bunlar için ne yapmak gerekiyor? Birlik beraberlik içerisinde orduyu ayağa kaldıracak bir güç birlikteliğini sağlamak gerekiyor. Bu da Cumhur İttifakı'nın kazanmasından geçiyor diyoruz. Efendim CHP alsa yönetemez mi? Yönetir. Yönetir ama kör topal bir yönetim yönetir. Ne yapabilir? Giresun'u aldı da ne yaptı CHP? 10 yıldır Giresun CHP'de de ne işine yarıyor? Ne yaptılar? Bir adım öte götüremediler. Şimdi Altınordu, Ünye, Fatsa şöyle bir baktığınızda, 19 ilçeye baktığınızda hakikaten bir değişim yok mu 5 yıl içerisinde? Büyük bir değişim var baktığınızda. E bu değişimi bir güçle yapıyorsunuz. Bir birliktelikle yapıyorsunuz. O sebeple yerel anlamda madem beka sorunu görmüyorlar ya, hani diyorlar ya beka sorunu yok. Tamam beka sorunu yoksa da o zaman belediyeleri Cumhur İttifakı'nın kazanması daha güzel hizmetler getirir. Hem genel iktidarla bir olunur, hem büyük şehirle bir olunur, hem ilçe birleşir. Daha güzel hizmetler gelir. E geliyor da. Onun için biz halkımıza şunu diyoruz. Biz AK Parti içindeki, başa dönüyorum sorunuzun başına, AKP'lilerden rahatsızız. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için bütün ilçe başkanlarımla, yöneticilerimle, ocak başkanlarımızla, kadın kollarımızla, bütün üyelerimizle beraber Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Evet. Sayın Vekil, o sohbet güzel. 40 dakikayı aşmışız bile şu anda. Sorularımın içinde soracaklarım da vardı ama siz gayet güzel de cevapladınız. Tekrar aynı sorulara dönüp tekrar da size sormak istemiyorum. Çünkü gayet cevap, mesela sorulardan bir tanesi Fatsa'ydı. Gayet güzel açıkladınız. Çünkü Ünye'de de büyük bir rahatsızlık dile geldi. Bu konuda siyasiler de sizin gibi yürekli olarak açıklama da yapamıyorlar. Yani bu yalanlama değil, dil sürçmesi de diyebilirsin, olabilir. Tabii ama bir şey diyebilirler. Diyebilecek kadar da cesaretleri olmayan maalesef siyasette olan kişiler var, büyüklerimiz var. Sizleri örnek almasını istiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam ajanda programı Pelit Park'taydı. Sayın Milletvekilimiz Cemal Engüt, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Ankara'ya gönderdiğimize hakikaten tüm ordu çok sevindi. Hatta şunu söylüyorlardı, ya iyi olan ya kazanamasa falan tereddütleri vardı. 5 bin oyumuz daha olsaydı Ünye'den Fazlı Yüksel'i dahi göndermiş olacaktık. Daha da güzel olacaktı. Lütfen şunu düşünmeyin, kazanamaz diyor, gönlünüzden geçene verin ki o kazansın. İnşallah. Evet Sayın Vekilim, bu akşamlık da bu kadar diyorum. Ben de. Yerimizde biraz sizin de rahatsızlığınız dolayısıyla biraz üşüttük sizi, kusura bakmayın. ama sohbetinizle ısındık. Bir başka programda buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Son sözü de vekilimize bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ümid'e de teşekkür ediyorum, üşüdü. Kardeşlerimize de fotoğraflarını çekiyorsun değil mi Ümit? Tabii Sayın Vekilim.
Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, onlar da güzel bir ortam hazırladılar. Ünye ilçe başkanım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülke Ocakları başkanımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamera göstermiyor ama gösterecek mi arkadaşlar? Biz burada bayağı kalabalığız. Allah razı olsun hepsinden. Size teşekkür ediyorum. Ünyelilere teşekkür ediyorum. Ordulara teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi 31 Mart'ta beka için, milli karar, cumhur için istikrar diyelim diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.